Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bu... Biz teşekkür ederiz. Yani Azerbaycan Türk dostluğu noktasında önemli bir adım olmuş oldu. Zaten az önce de bahsettiniz. Türkiye'ye bu anlamda birçok noktayı da gezmişsiniz. İşte Eskişehir, Afyon, Konya'da, Şebi Aruz'la birlikte. Evet. Önemli bir başlangıç olur. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Kütüphanemize, üniversitemize de bu anlamda ziyaretleriniz bizi ziyaretinizle mutlu etti. Gülsüm Hocam, vallahi çok teşekkür ederim. Ben her zaman kendi kendime düşünürüm ki ben bu yola yani çıktığım Allah yoluna çıktığım yolda ben Allah'ım bir de şehit ailelerim korunur. Biz Süleyman abiyle telefonla yani tanıştık. Yani ben aramam şehit ve gazi derneklerini. O Süleyman abiyle de oturduk konuştuk. O günden artık öncesinde Süleyman abiye dedim ki ben oraya gelirim. Ama gelmedim. Diğer yere geçtim. Sonra yine 5-6 gün geçti. Yine yazdım Süleyman abi. Ben buraya gideceğim. Yine de gelmedim. Diğer bir yere geçtim. Çünkü neden? Nedenini Allah'ım bilir. Yani ben kendi kafama göre gitmiyorum. Ben de zaten Allah'ım sürdüğü hara geldi. Ama dün değil, 2 gün önceden Süleyman abiye zengiledim. Dedim ki bu defa son mütlaka geliyorum. siz beni karşılayın. O dedi ki başımız üstünde yeriniz var. Hoş gelirsiniz, sefalar getirirsiniz. Ve dün ben bir daha bildim ki gerçekten benim gittiğim yerler kendim değil Allah'a yarayır. Şehitlerimizin ruhu ayarlayır. Ve dün Süleyman abi yakışı olarak konuşsun. Hakikaten dün ben o kadar burada mutlu oldum ki, o kadar burada mutlu oldum ki, o gittiğim yerleri anlatsam vallahi kaybını durar çöğrelere. Süleyman abi kendiniz anlattım. Yani Gülsüm Hanım Konya'ya geleceğini söyledi. Biz tabii ki biz misafir edeceğimizi söyledik ama birkaç defa ertelemek zorunda kaldı. Denizli, Afyon, Eskişehir'deki izlenimleriyle uzun sürdü. En son artık geleceğine karar verdi. Biz onu otogarda karşıladık. Tesadüfen o gün Ankara'dan da buraya şehirlerimiz ziyarete gelecekti. Ve onlar için de bir Konya'da şehir turu planı yapmıştık. Gülsüm Hanım'ı aldık, biz şehitlik ziyareti yaptık. Derneğini ziyaret ettikten sonra o ekip geldi, o ekiple buluşturduk. Dedim isterseniz siz de katılın, o da seve seve katıldı. Onlarla beraber işte Hazreti Mevla'nın türbesini, Şile'yi, ondan sonra Kelebekleri Vadisi'ni gezdiler. Akşama da biz misafirlerimize Sema gösterisi izletmek için yer ayırmıştık. Oraya da dahil ettik. Yani Gülsüm ablamızı biraz yorduk bu Konya'mızda. Ama keyifli bir... Estağfurullah. Evet. Tam ilham vakti, vuslat vakti, Şebi Aruz. Bunun akabinde de işte yazmış olduğu kitapları üniversitelerimizin kütüphanelerine bırakmak istediğini söyledi. Biz de buraya bugün o vesile ziyarete geldik. Sizin çok değerli öğretim üyeleriyle, hocalarımızla, müdürlerimizle tanışmış olduk. Buraya gelmek ve Gülsüm abla beraber olmaktan, şeref duymuş böyle tanışmaktan. Gülsüm ablamız bizim başımızın tacı her zaman. Bir vatan sevdalısı, bir vatan aşığı kişi olarak, Türk sevdalısı olarak. Onunla inşallah daha sonra da misafir edeceğiz. Kendisi Azerbaycan'dan gelen, Karabağ'dan gelen Türklerin köylerini ziyaret ediyor, aileleriyle görüşüyor. Çok da güzel hikayeleri inşallah kitabında herhalde de aktaracaktır. Oradan da okuma fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Vallahi sözün doğrusunu diyeyim, Konya yaklaşımına hiçbir zaman silinmeyecek. Bu Mevlana denen o yer için ben Sema'nı dünle ziyaret ettim. Hep onu televizyondan izlerdim ama bir kafamda bir anlamına gelebilmezdim yani. Yani kısmet olur mu ki böyle bir şeyi kendi gözlerimle göresen. Ama dün onu kendi gözlerimle görürken, vallahi hayaller yok, kendim kalbim uçunurdu yani, böyle bir şey yaşadım. Sonra Panorama'da oldu. Evet. Panorama'nın geçmişini yani görünce, oranın tarihini görünce karşımda bir canlanma, sanki canlı bir şeyler gördüm. Şehit Müzeyi'ni biz birlikte gezdik. Orada bana gördüğüm Çanakkale'nin tekrarını canlattı ama küçük formasında. Çanakkale'de daha farklı olmuşsunuz bilirsiniz, benden güzel bilirsiniz. Yani ki memur için biz bu dünyada burada olmamızdan gururluyuz. Ve biz size buraya iki kitap getirdik. Cennetten Boylananlar. Bir de Min Teselli Bir Acıya Derman diye. Doğrudan da bu ailelere
ne kadar teselli verirsen de hiçbir derman onlara yani iyi gelmez. Yani bayanlara az önce Süleyman abi anlattı, buyur ben de onu hatırlayayım. Bir şehit anamız, yani rahmetli olmuş, vasiyetinde yazmıştı, beni oğlumun yanında defnetmesinler. Mezarlıkta yer yok ya, ama Süleyman abi onu halletmiş ve kendi kendine düşünür ki bu yolda Allah hazır. Evet, şehitlerle ilgili her yolu Allah hazır. Kesinlikle. O yolu Allah hazır. Bir de bu kitabı ben size üniversiteye vereyim. Çok teşekkür ederiz. Uşak kitabı, bu benim değil, bu iki kitap benimdi. Bu Seyizan Şuzade'nin kitabıdır. Gösterdiğiniz dikkat ve gayreye göre teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir, umarım bir nasip olur, bir de görüşeriz. İnşallah, inşallah. Kartımı da verdim. Hani kitap olur, başka bir mevzu olur, üniversiteye dönük ortak mesela bir söyleşi yapabiliriz. Yaparız bizim inşallah. Yani o da güzel bir fikir. Çalıştay yapabiliriz. Yani o da... anlamda elimizden ne geliyor? Biz geçmişte hocam üniversitemizde, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde sağ olsun rektör hocamızın, Zekai hocamızın destekleriyle biz daha önce birkaç tane ortak proje yapmıştık. Şehitler Anma Günü vesilesiyle ve Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle vatan için canlandan geçen kadınlar projesi çok da güzel projeler yapmıştık. Ama pandemi girince biz biraz hani rolantiye almıştık. Biraz dünya bir inşallah yani tekrar hem Gülsüm hocamı gibi çok değerli böyle Türk dünyasına hizmet eden, milli ve manevi yönü kuvvetli, vatan sevgisiyle yani düşen çok değerli Türk dünyasında, Türk coğrafyasında bizim tanıdığımız insanlar var. Kesinlikle. Onları buraya getirebiliriz. Öğrencilerimizle, sizlerle buluşturabiliriz, sohbet edebiliriz, söyleşi yapabiliriz. Her türlü faaliyete biz hocam sizlerin evindeyiz, çocuklarımızın evindeyiz. Sizlerin emeklerine sağlık yani. Yusuf'un bu anlamda hem ağırlıyorsunuz, gezdiriyorsunuz, işte kurumlarla tanıştırıyorsunuz. Hakikaten çok çok önemli. Vallahi, teşekkür ederiz. Helal olsun. Zaten biz Süleyman abi için insanlara ne deriz? Şehitlerin şahitleri. Eyvallah. Onlar da zorunuza gitmezse bir şey söylemek isteyeceğim. Ben tabii her zaman tabii diyeceğim ki bu gazilerimiz şehitlerin şahitleri olsa da onlar da bugün hayatta canlı şehitlerimizdir. Evet. Ölümden dönmüş ya. Doktoru söylemiş ki biz sandıkça sizi bir de geriye gönderemeyiz. Yani kalp durmuş. Ama Allah bir merhamet göstermiş, söylemiş ki şehitlerimize şahit gerek. Süleyman için oğlu gerek. O yüzden Allah onu yeniden yani nefes vermiş, hayata kaytarmıştı. Sizlere de bir umut biraz. Biz de sizlere de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir de bir fotoğraf alalım, arzu edersen.